Şimdi arkadaşlar, şu bölümde görmüş olduklarınız mesh, yani örgü modelleme ile yapılmış çizimler. Şu solda görmüş olduğunuz çizimler ise katı modelleme ile, yani modeling ile yapılmış çizimler. Şimdi tabi bunların arasında fark var. Nedir fark? Artık bu menüye geçtiğimizde göreceğiz. Bu menüde birinci komutumuz Meshbox dediğimiz komut aslında menünün kendisi. Yani bunları çizebileceğimiz komut. Bu menüyü kapatabiliriz. Buradan da aynı komutlara giriş yapabiliriz. Smooth Obje dediğimiz katı cisimleri örgüye çevirme olayıdır arkadaşlar. Şimdi bakın, burada katı cisimlerimiz var. Bunları çevirmemize gerek yok. Bunlar zaten örgü modelleme. Buradakileri örgü modellemeye çevireceğiz. Smooth Mesh, Smooth Obje diyorum. Seçtim katı cismi. Enter dedim. Create Mesh. Mesh'e çevir. Gördüğünüz gibi katı bir cismi mesh örgü modellemeye çevirmeye başladık. Tabii bir sonraki komuta geleceğim artık. Bir sonraki komut mesh smooth more, daha da yumuşat. Seçiyorum, enter diyorum. Daha da yumuşattım. Komuta giriyorum, seçiyorum, enter. Bu birkaç sefer yapabileceğiniz bir komut. Gitgide yumuşatabileceğiniz. En sonunda zaten bize artık daha da yumuşamayacak diyecektir. Bakın, şu anda yüzeyi istediğimiz gibi yumuşatabiliyoruz. Bir kutunun gelmiş olduğu son nokta. Silindirde yapalım aynı işi. Şimdi bu silindirde bakın, katı modelleme. İlk olarak bununla, yani mesh smooth more, daha da yumuşat dediğimde, bu cismi yumuşatmayacaktır. Çünkü katı modelleme. Gördüğünüz gibi bakın, bunun üzerinde bir işlem yapmıyor. O zaman ne yapacağız? Önce Smooth Obje komutuyla bunu seçiyorum. Enter diyorum. Create Mesh dedim. Bunu bir mesh haline dönüştürdüm. Şimdi burada yumuşatma işlemine başlıyorum artık. Gördüğünüz gibi. Şöyle orbitte de çevirelim. Silindirin ve kutunun, box'ın yumuşatılmış hali bu. Şimdi burada önce mesh yapalım. Ve mesh'ten sonra bunu yumuşatalım. Devam ediyorum. Bir katı cisim daha var. Seçiyorum. Bunu da meşe çevirdim. Artık bu cismi de yumuşatabiliriz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cisimlerin yumuşamış hali, kenarlarını yuvarlattığımız hali bu. Peki gelelim meşle yaptığımız geometrik cisimlere. Burada bu cisimlere smooth obje yapmamıza gerek yok. Çünkü bu cisimlerin kendisi zaten birer mesh. Direkt olarak bunları daha da yumuşat diyebiliyoruz. Bakın, her seferinde taburuya tıklamamıza gerek yok. Enter desek aynı komuta, biliyorsunuz AutoCAD'de son kullandığımız komuta giriş yapabiliyoruz. Bunu seçelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yüzeyleri yumuşatmamız mümkün. Şunu yumuşatalım. Daha da belirgin olacaktır. Bakın, yumuşattığımız takdirde nasıl bizim katı modellemede kullandığımız torusa döndüğünü görüyorsunuz. Wedge yaptığımız parçamızı yumuşatalım. Evet, bu yumuşatma komutu arkadaşlar. Her bir sefer seçtiğimizde bir miktar daha yumuşatma işlemi gerçekleştiriyor. Peki, yanında
Mesh smoothless, yani bunun geri dönüşü, aksi. Aksi istikamette sertleştirme işlemi yapan bir komuttur bu da. Seçtiğimiz cismi ilk haline geri getirecektir. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu da seçelim. Cismin yapılmadan önceki, yumuşatma işlemi yapılmadan önceki ilk haline geri getirecektir. Bununla da sertleştirme işini yapabilirsiniz. Kenarları yine keskin köşeli hale getirmeniz mümkün. Mesh komutlarımız, yumuşatma komutlarımız bunlar arkadaşlar. Mesh Refine komutumuz var bir de. Mesh Refine komutu. Şimdi seçiyorum Mesh Refine komutuyla cismi. Enter dedim. Bakın cismi daha küçük yüzeyli hale döndürdüm. Cismi büyüttüğümüzde bunu daha net görebiliriz. Şimdi şurada bakalım. Cismin yüzeylerini görebiliyorsunuz. Mesh Refine diyorum. Seçtim. Enter. Bakın cismin yüzeylerini ne kadar küçük yüzeylerden oluşan bir hale getirdi. Buradaki yüzeyleri görebiliyorsunuz. Şimdi tabi bunu önce bir mesh yapmam, yumuşatmam gerekiyor. Şimdi yumuşattıktan sonra bakın buradaki yüzeyleri Mesh Refine'la daha küçük yüzeyler haline getireceğim. Bu haldeyken de yumuşatma işlemi gördüğünüz gibi yapılabilir. Şimdi Mesh Crease dediğimiz bir komutumuz var. Mesh Crease komutumuz. Mesh Crease komutuyla seçtiğimiz yüzeyler üzerine. Tabi buradaki yüzeyler çok küçük olduğu için çok fazla belli olmayacaktır. Şu yüzeyler üzerinde biraz çalışalım. Mesh Crease diyorum. Bakın bu seçtiğimiz yüzey üzerinde işlem yapabiliriz. İçe doğru ya da dışa doğru bir sertleştirme işlemi yapılabilir. Şuradan seçiyorum. Mesela şu yüzey üzerinde seçtiğim yüzeyi dışa doğru tıkladığımda bu şekilde keskin köşeli bir yüzey haline getirmem mümkün. Yine yanda Mesh Uncrease dediğimiz bir komutumuz var. Bununla da eski haline geri döndürebiliriz. Seçtiğimizde bakın o yüzeyi silip eski haline geri döndürmemiz de mümkün. Bu şekilde yüzeyler üzerinde işlem yapabiliyoruz. Tekrar yapalım şurada. Mesh Crease diyelim. Mesela şu yüzey üzerinde bir işlem yapalım. Gördüğünüz gibi yüzeyi bu kısımda sertleştirmiş olduk. Hatta tekrar seçelim. Evet. Şimdi yüzeyi geri alalım. Seçtiğimiz yüzeyi eski haline geri alalım. Gördüğünüz gibi yüzeyler üzerinde bu şekilde bazı küçük yüzeylerini sertleştirme ve tekrar yumuşatma imkanımız mevcut. Mesh menüsü bu şekilde arkadaşlar. Örgü modelleme dediğimiz menü bu şekilde. Genellikle yumuşak dokulu cisimlerin yapımında kullanılan bir menüdür.